Kur'an'da eski kavimlerle alakalı birkaç kıssa anlatılır. Bunların birçoğu Kur'an'dan önceki yazılı kaynaklarda, özellikle Tevrat'ta aktarılmıştır. Fakat Müslümanlar tek gerçek kaynak olarak Kur'an'ı tercih ediyorlar. Bu videoda sizlerle Kur'an'da peygamber olduğu iddia edilen Lut ve onun kavminin başından geçen olayı paylaşacağım. Kur'an'da Lut'un biyografisi hakkında detaylı bilgi olmadığı için bu videoda kaynak olarak Kur'an'dan önceki ve kutsal olduğu iddia edilen kitapları da kullanacağım. Öncelikle şöyle başlayalım. Lut kimdir? Kur'an'da ve Tevrat'ta Lut'un hayatı hakkında dedesi Azer ve amcası İbrahim hakkında kıssalar anlatılırken kısıtlı bilgiler verilmiştir. Lut'un dedesi Kur'an'da Azer, Tevrat'ta ise Terah olarak geçiyor. Tevrat'a göre Terah yani Azer 70 yıl yaşamış ve Abraham yani İbrahim, Nahor ve Haran isminde 3 oğlu vardı. Lut Haran'ın oğludur. Buna göre İbrahim'in babası olan Azer aynı zamanda Lut'un dedesidir. Bu durumda Lut İbrahim'in yeğeniydi. Terah'ın yani Azer'in 3 oğlundan biri olan Lut'un babası Haran genç yaşta vefat etmiştir. Haran, babası Terah henüz sağken doğduğu ülkede Keldanilerin Ur kentinde öldü. Çocuk yaştaki Lut'un babası Haran vefat edince Lut'un bakımını amcası İbrahim üstlenir. Kur'an'da Lut, İbrahim'in zürriyetleri arasında gösterilir. Kur'an'da genelde İbrahim'le ilgili ayetlerin hemen ardından Lut'tan bahsedilmesi, onların arasında bir kan bağının olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Fakat Lut'un soyu hakkında ne Kur'an'da ne de hadislerde kesin bilgiler bulunmamaktadır. Tevrat'ta Lut'un kimliği, soyu, yaşadığı yer hakkında detaylı bilgi verilmesine rağmen inancıyla ilgili fazla ve kesin bilgiler aktarılmamıştır. İbrahim ve Lut'un doğup büyüdükleri mahal hususunda İslami kaynaklardaki verilerde yer adları ve üzerinde kurulu şehir veya devletler değişik olsa da tüm bu kaynakların üzerinde ittifakla birleştikleri yer bugünkü Irak devleti sınırları içerisinde tarihteki genel bir coğrafi isimlendirme olarak Mezopotamya diye ünlenmiş olan Fırat ve Dicle ırmakları arasındaki bölge içerisinde bulunan ve günümüzdeki adı Tel el-Muhayyer olan yer olduğu sanılmaktadır. Peki İbrahim ve Lut'un yolları nasıl ayrılıyor? Bir süre Mısır'da ikamet etmelerine rağmen Tevrat'taki anlatıma göre oradaki yöneticiyle yani Firavun'la İbrahim arasında karısı Sara yüzünden gerçekleşen bir takım tatsız olaylar yüzünden tekrar Kenan'a dönmek zorunda kalıyorlar. Peki bu olay neden ibaret? Tevrat'ın anlattığına göre İbrahim Mısır'a geldiğinde karısı Sara'yı ablası gibi göstererek mülk ve köle karşılığı Firavun'a sunuyor. Firavun da onunla nikah yapıyor. Fakat bu hikaye hakkında Kur'an'da bilgi verilmez. Mısır dönüşü malların bölüştürülmesi konusunda İbrahim ile Lut anlaşamaz ve yolları ayrılmış olur. Mısır'dan döndükten sonra İbrahim ve Lut'un serveti artmıştı ve dolayısıyla kim yönetici olacak kavgasına başlamıştılar. Kitab-ı Mukaddes, Tekvin, Bab 13, 6-9'da şöyle geçer. Malları öyle çoktu ki toprak birlikte yaşamalarına el vermedi. Yan yana yaşayamadılar. Avram'ın çobanlarıyla Lut'un çobanları arasında kavga çıktı. Avram Lut'a "Biz akrabayız" dedi. Bu yüzden aramızda da çobanlarımız arasında da kavga çıkmasın. Bütün topraklar senin önünde. Gel ayrılalım. Sen sola gidersen ben sağa gideceğim.
sen sağa gidersen ben sola gideceğim. Kur'an'da İbrahim ile Lut'un Mısır'a gidişleri, dönüşleri ve kavgalarıyla alakalı hiçbir bilgi yoktur. İbrahim ile yolları ayrılan Lut'un Tevrat çevirilerinde ismi Erden Havzası, Şeria Havzası, Sıddım Vadisi olarak verilen, şimdiki Ürdün ile İsrail arasında kalan vadide bulunan iki büyük şehirden biri olan Sodom'a yerleşir. Lut, ovadaki kentlerin arasına yerleşti. Sodom'a yakın bir yere çadır kurdu. Talmud'daki kayıtlara göre Lut kavminin başlıca kentleri arasında Sodom'un dışında dört şehir daha vardı. Taberi'ye göre bu şehirlerin sayısı beştir. Şöyle der, bu köyler beş tane olup adları Sab'a, Şura, Umre, Duma ve Sedum yani Sodom idi. Bunların içerisinde en büyüğü Sedum'du. Mevdudi bu beş şehrin adlarını şöyle vermektedir. Sodom şehrinin yanı sıra Gomore, Adma, Sanbuyem ve Zogur kentleri de vardı. Tevrat'ın yaptığı tasvirlerde ise bu havzada iki büyük şehrin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim her iki büyük şehrin krallarının bulunduğu da kaydedilmiştir. Örneğin şöyle yazar, Sodom kralı Bera, Gomora kralı Birşa. Lut'un Sodom'u mesken tutmasından sonra bu vadide yaşayan toplulukların kralları ile etrafta yerleşik kavimlerin kralları arasında savaş çıktığını Tevrat anlatımlarından öğrenmekteyiz. Tekvin Bab 14, 8 ve 9. ayetler. Bunun üzerine Sodom, Gomora, Adma, Sevoyim ve Bala kralları yola çıktılar. Bu beş kral Siddim Vadisi'nde dört krala, Elam kralı Kedorlaomer, Goyim kralı Tidal, Şinar kralı Amrafel ve Ellaşar kralı Aryok'a karşı savaş düzenine girdiler. Yapılan savaşta Sodom ve Gomora kralları bozguna uğrayarak yenik çıkarlar ve savaş meydanından kaçarlar. Bu da Tekvin metinlerinde şöyle geçer. Sodom'la Gomorra kralları kaçarken adamlarından bazıları çukurlara düştüler. Sağ kalanlarsa dağlara kaçtılar. Galip krallar ve savaşçıları Sodom ve Gomorra şehrinin mallarını ganimet, insanlarını köle edinirler. Kralların savaşından yenik çıkan Sodom'da ikamet eden Lut da bu yenilginin kötü sonuçlarından nasibini alır. Kendisi esir, malları ise ganimet olarak onların eline düşer. Yeğeni Lut'un esir düştüğünü ve mallarının yağmalandığını haber alan İbrahim, Sodom ve Gomorra şehirlerini yağmalayan ve halkını köle yapan krallara savaş açarak onları mağlup eder ve yeğeni Lut'u kurtarır. Tekvin 14'e 16'da şöyle yazar. Avram, yağmalanan bütün malı, yeğeni Lut'u, Lut'un mallarını, kadınları ve halkı geri getirdi. Kur'an, Lut'un bir peygamber olduğunu iddia ediyor fakat önceki semavi kitaplarda Lut'un gerek Sodom ve Gomorra şehirlerindeki yaşamından ve ondan önceki dönemde de peygamber olmasıyla ilgili rivayet aktarılmıyor. Örneğin, İncil'de Lut peygamber değil, dindar, ve Tanrı'ya kulluk eden Saint yani Aziz statüsünde bir insan olarak aktarılıyor. İncil 2. Petrus Bab 2 7-8'de şöyle yazar. Ama ilke tanımayan kişilerin sefih yaşayışından azap duyan doğru adam Lut'u kurtardı. Çünkü onların arasında yaşayan bu doğru adam görüp işittiği yasa tanımaz davranışlar yüzünden doğru yüreğinde her gün ıstırap çekerdi. Peki Lut kavminin suçu neydi? Kur'an'da Lut kavminin helak edilmesinin nedeni olarak homoseksüel olmaları gösteriliyor.
Örnek ayetlere bakalım. Araf suresi 80 ve 84. ayetler. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınlarınızı bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kâfirlerden idi. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Ayette Lut kavmini homoseksüel olmakla suçluyor ve kendilerinden önce bu işi kimsenin yapmadığını söylüyor. Fakat tarih boyunca yaşamış tüm toplumların neredeyse tümünde homoseksüellik görülmüştür. Homoseksüelizm bırakın insanları, hayvanlar arasında bile görülüyor. Kur'an'da anlatılan kıssanın devamında Lut'un kavmine güzel erkek şekline bürünmüş elçiler gönderildiği aktarılıyor. Hicr suresinde şöyle geçiyor. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, bunlar benim misafirlerim, sakın beni utandıracak bir şey yapmayın dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsınız dedi. Lut'un evine gelen kavmi, erkek şeklinde gelen Allah'ın elçileriyle cinsel ilişkiye girmek istiyor, fakat Lut, bunlar benim misafirlerim, onlara dokunmayın. Cinsel ilişkiye girecek birini arıyorsanız kızlarımı alabilirsiniz diyor. Kur'an'da Lut kavmiyle ilgili ayetleri kısaca ekranda belirtiyorum. Özetleyecek olursak, Lut kavmi eşcinsel eylemlerde bulunuyor. Allah da onları öldürerek cezalandırıyor. Lut'un ailesini, karısı hariç hepsini kurtarıyor. Peki, Lut kavmi eşcinsel olmayı kendileri mi tercih etmişti? Bunun cevabını bulmak için önce eşcinselliğin nedenlerini araştırmamız gerekir. Eşcinsellik, aynı cins veya cinsiyetteki insanlar arasındaki romantizm, cinsel çekim ya da cinsel davranıştır. 20. yüzyılın başlarına kadar eşcinsellerin hak ve yükümlülükleri halk tarafından bilinmiyordu. Eski zamanlardan beri eşcinsellik, özellikle Doğu ülkelerinde bir suç olarak kabul edilmektedir. Tüm semavi dinler bu tür cinsel hayatı yasaklarlar. Bu nedenle eşcinsellerin yaşadığı alanlarda özel gözetim kurulmuş ve topluma katılımı önlenmiştir. Avrupa'da eşcinsellere genellikle hoşgörülü olunmasına rağmen Afrika ve Asya'da bu tarz davranışların cezası genellikle ölüm cezasıydı. 1960 yılında eşcinsellerin hakları geliştirilmeye başlandı. Eşcinsellere toplumda aynı cinsiyetten insanlarla evlenme, seçilme, orduya hizmet etme hakkı verilmeye başlandı. Uzun bir mücadeleden sonra Ocak 2001'de Hollanda'da eşcinsel erkeklerin evlenmesine izin verildi. Belçika, İspanya, Kanada, Güney Afrika, Norveç, İsveç, Portekiz ve İzlanda'da da benzer yasalar kabul edilmiştir. İran, Somali ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde bu evlilik türü ölüm cezasına neden olabiliyor. Peki eşcinsellik bir hastalık mı? Çok eskilere dayanan ve tıpta geniş tartışmalara neden olan, akıl almayacak yöntemlerle iyileştirilmeye çalışılan eşcinsellik, modern zamanlarda artık bilim insanları tarafından bir hastalık olarak görülmemektedir. Son 35 yıldır psikologlar,
psikiyatrlar ve diğer ruh sağlığı uzmanları eşcinselliğin hastalık, ruhsal bozukluk veya duygusal bir sorun olmadığını onayladılar. İlk olarak 1973'te Amerikan Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu eşcinselliğin hastalıklar kategorisinden çıkartılmasına karar verdi. Karar, Amerikan Psikiyatri Derneği'nin bir yıl sonra 1974'te yapılan yıllık genel kurulunda üyelerin çoğunluğu tarafından onaylandı. Amerikan Psikiyatri Derneği 2006'da yapmış olduğu genel kurulunda söz konusu kararı tekrar ifade etti. Benzer şekilde 17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkardı. 1992'de bu karar hastalıkların uluslararası sınıflandırması listesine resmen kaydedildi. 1994 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü üyesi tüm ülkeler yeni sınıflandırmayı kullanmaya başladı. Eşcinselliğin bir hastalık, bozukluk ya da eksiklik olmadığını, üç farklı cinsel yönelimden birisi olduğunu ve doğuştan ya da 3 ila 4 yaşlarına kadar belirlenen, kişinin kendi seçmediği bir durum olduğu bilimsel olarak tespit edilmiş ve bu durum kabul görmüş ve eşcinseller çoğu gelişmiş ülkelerde eşcinseller arası resmi evlilik dahil olmak üzere heteroseksüellerin sahip olduğu pek çok hakka kavuşmuştu. Amerikan Psikiyatri Birliği, 1973 yılında eşcinselliği akıl hastalıkları teşhis ve istatistikleri kılavuzundan çıkarmıştır. Günümüzde bu birliğin pozisyonu, objektif ve iyi planlanmış, bilimsel çalışmalar ve klinik literatür doğrultusunda eşcinselliğin insanların cinselliğinin pozitif ve normal çeşitlerinden biri olduğudur. Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre eşcinselliğin geçmişte bir akıl hastalığı olarak görülmesinin nedeni, akıl sağlığı alanında çalışan personellerin ve toplumun bu konuda taraflı şekilde bilgilendirilmiş olmasıdır. 1 Ocak 1993 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği uluslararası hastalıklar sınıflandırmasından çıkarmıştır. Hayvanlar aleminde de eşcinsel davranış sergileyen ya da eşcinsel ilişkiye giren canlılar mevcuttur. Sosyal türlerde yaygın olan bu durum özellikle deniz kuşlarında ve memelilerinde, maymunlarda ve büyük insansılarda görülür. Eşcinsel davranış yaklaşık 1500 türde gözlemlenmiş, bunlardan yaklaşık 500'ü kapsamlı olarak incelenmiş ve dosyalanmıştır. Bu keşif, eşcinselliğin biyolojik geçerliliği ve doğallığı ile ilgili tartışmaları ve eşcinselliğin birey tarafından alınmış bir sosyal karar olduğu tartışmalarını hararetlendirmiştir. Örneğin bazı erkek penguen çiftlerinin hayat boyu çiftleştiği, beraber yuva yaptığı ve yuvarlak taşları yumurta gibi kullandıkları bilinmektedir. 2004 yılında Amerika'nın Central Park hayvanat bahçesindeki görevliler, eşcinsel bir erkek penguen çiftinin taştan yumurtasını döllenmiş gerçek bir yumurta ile değiştirmiş, penguen çift yavruyu kendi yavrularıymış gibi yetiştirmiştir. Bu penguenler cinsel ilişkiye girmekte, birbirlerine şarkı söylemekte ve dişi penguenleri şiddetle reddetmektedir. Drosophila melanogaster sineğinde hayvan çeşitliliğinin genetik kökleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda hayvanlarda eşcinsel birlikteliğin ve eşcinsel ilişkiye girmenin iki genden kaynaklanıyor olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu genlerin feromonlar vasıtasıyla ve beyin yapısını değiştirerek davranışları kontrol ettiği düşünülmektedir. Bu çalışmada çevresel faktörlerin sinek eşcinselliğindeki rolü de araştırılmıştır. Georgetown Üniversitesi profesörlerinden Janet Mann'ın teorisine göre eşcinsel davranış biçimi en azından yunuslarda
özellikle erkek bireyler arasındaki tür içi agresyonu azaltan evrimsel bir avantajdır. Bazı hayvan türlerinde doğum öncesinde eşcinselliğin mevcut olduğu yönündeki bazı bulgular, eşcinsel hakları konusunda sosyal ve politik sonuçlar doğurmuştur. Gördüğünüz gibi eşcinsellik insanların kendi seçimiyle yaptıkları bir şey değildir. Nitekim hayvanlar arasında da eşcinsel eylemler görülmektedir. Genellikle henüz doğmadan, yani anne karnında, genetik ve nörolojik faktörlerden dolayı insanlar eşcinsel olabiliyorlar. Şimdi Müslümanlara soruyorum. Madem insanı Allah'ın yarattığına inanıyorsunuz, o zaman insanların anne karnında eşcinsel olarak Allah tarafından yaratıldığına da inanmanız gerek. Zira yapılmış araştırmalarda eşcinselliğin bilinçli olarak seçildiğine dair hiçbir bulguya rastlanmadı. Şimdi nasıl oluyor da Allah kendisi eşcinsel olarak yarattığını, yine kendisi eşcinsel olduğunu gerekçe göstererek öldürüyor? Bir düşün, sınava giriyorsun, hoca kopya çekebilirsin diyor ve sen de kopya çekiyorsun. Sonra yine aynı hoca kopya çektiğini gerekçe göstererek seni sınavdan men ediyor. Bu ne kadar mantıklı? Evet, bu verdiğim örnek ne kadar mantıksızsa Allah'ın eşcinsel olarak yarattığı birini eşcinsel olduğu için öldürmesi de o kadar mantıksız.